Alize'den iyi günler arkadaşlar. Evet, Alize Süperlana maksimatik ipliğimizle kol kesme yok, yaka kesme yok. Harika, kolay bir hırka yaptık. Maksibatik ipliğimizin kalınlığı çok ideal, hızlı örgüye çok yakışan ve çok kolay örülebilen bir iplik. Yünlü bir iplik dedim. Evet, kalın şişlerle böyle pirinç örgü şeritler ördük. Tabii burada yaka kesmedik, kol kesmedik. Harika, böyle hep aynı ende şeritlerle örebileceğimiz bir hırka arkadaşlar. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Renkleri kaydırarak sadece, bunu teknik bölümde daha detaylı anlatırım. Bir hırka çalışması. Bununla bir de atkı yaptık arkadaşlar. Atkıyı da sizlere göstermek istiyoruz. Keyifli, güzel bir çalışma oldu. Renklenme de zaten çok modern. Alize Süperlana maksibatik ipliğimizin. Umarız beğenmişsinizdir. Evet, tam mevsimlik, tam zamanı olan bir hırka. Şimdi atkı belimizi de gösterelim. Kışa örersiniz. Alize Süperlana maksibatik ipliğimizle atkımızı çalıştık. 3 tane uzun şerit ördük. Aynı mantık ile göstereceğim bunu teknik bölümde. Şapka demek Alize Süperlana maksi ipliğimizi kullanarak örmek demek. O kadar yakışıyor ki kalınlığına, tığ işi, şapkalar böyle kalıp gibi oluyor. Çok güzel. Aslında bunun videoları Alize YouTube kanalımızda var. Alize Süperlana Maxi ipliğimizle şapka yazar çıkar. Tekniği de zaten teknik bölümde anlatacağım. Hemen örmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alize Süperlana maksibatik ipliğimizle yapmış olduğumuz hırkayı biz 10 yumak kullanarak yaptık. Bu 42 bedene kadar olabilecek bir hırka. Buradaki örme mantığı şöyle, şeritler şeklinde ördük. Burada ipliğimizin batik renklenmesinin geçişinden yararlandık ve renkleri mesela şöyle anlatayım. Burada ilk şeridi örerken normal nereden başlıyorsa ipliğimiz o şekilde başladık. Şimdi şablonda bu şeritlerin uzunluğunu, enini, her şeyi, ilmek sayılarının hepsini vereceğiz. Şimdi bu şekilde biz dümdüz şeritleri örüyoruz. İplik renklenmesi geldiği gibi doğal olarak hiçbir iplik kopartmadan şeridi böyle örüyoruz. Ama ikinci şeridi örerken bunları sonradan dikiyoruz. Şeritler bağımsız örülüyor. Yani birbirine bağımlı örülmüyor. Örerken tutunma yapmıyoruz. Sonradan dikiyoruz arkadan. Böyle dikiyoruz arkadan sonra. Şimdi ikinci parçaya geçtik diyelim. İpliğimizin bakıyoruz. Kahve bölümünden sonraki gelen renk kırmızılı bölüm. Bordolu kırmızılı bölüm. Bu bölümle başlıyoruz, alt bölümü. Neden? Renk kayması için. Renk kayıyor biraz. O şekilde yine sonuna kadar örüyoruz. Hiç buralarda renk iplik kopartmıyoruz. Nereye ne gelirse. Sonra üçüncü parçada yine bakın burada hani komple yine kırmızıyı değil de kahverengiye geçmedik. Biraz burada bakın var. Böyle bir çaprazlama olayı var. Denk gelen yerlerde var. Bu da yine çok güzel oluyor. Yani çok şey yapmayın. Bakın burada mesela bazı yerlerden çakıştı. İpliği o tonundan başlayarak böyle şeritleri örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane şerit burada, 3 tane de burada var. Buramı ör. Hiçbir yaka kesintisi yok bakın. Dümdüz şeritleri örüyoruz. Kol kesme yok. Dümdüz kol altı yok. Şeritler dümdüz. Kol için şeritleri yine dümdüz şeritler örüyoruz. Bunların şablonunu şimdi göstereceğim. Sayılarını vereceğim. Ve birlikte öreceğiz. Nasıl dikeceğimizi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, arka içinde 7 tane şerit ördük. Sonra diktik. Bakın arkada da hiçbir ense oyuntusu, hiçbir şey yok. Dümdüz kapatıyoruz. Şimdi sizlere şöyle şablonunu göstereyim bunun. Bakın burası arka. Burası önler. Burası ense boşluğu. Ön açıklığı. Kol parçaları 1, 2, 3, 4, 5 parça kol örüyoruz. Buraya da 5 parça örüyoruz. Sonra dikiyoruz. Her şerit en son dikiliyor. Şimdi kol şeridi 7 santim ve 45 santim uzunluğu. Burası bu şeritlerin yani ön uzunluğu, arka uzunluğu 76 santim. Yani 76 santim ön, 76 santim arka uzunluğu. Her şeridin uzunluğu ende 7 santim. Şöyle 9 ilmek ile örüyoruz arkadaşlar. Biz bunu 9 ilmek ile ördük. Evet arkadaşlar, şimdi siz beden büyütmek ve beden küçültmek için ne yapmalısınız? Biz bunu 9 ilmekle başladık ve 8 milimlik şiş kullandık. Sizler diyelim ki küçük beden için öreceksiniz. Bunu 9 ilmek değil,
8 ilmek yaparsınız. Ne olur o zaman en daha daralır. Beden büyüyecek diyelim. 46 beden, işte 48 beden soruyor. Öyle yapacaksınız diyelim. Buradaki ilmek sayısını arttıracaksınız. Bu 9 mu? 10 yapacaksınız. Daha büyük beden 11 yapacak. 11, 11, 11 olacak. O zaman ne olacak? En genişleyecek. Şeritler genişleyecek biraz. Bu şekilde bedeni ya küçülteceksiniz şeritleri ya da büyüteceksiniz. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Siz şöyle bir parça örün. Tabii elden ele değişiyor. Şöyle 9 ilmekli bir parça başlayın şerit. Bunu ölçün arkadaşlar. Sonra kendi eninizi ölçün. Kendi en bölümünüzü ölçün, arkayı ölçün. Sizin kaç ilmek yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Oradan hesaplayabilirsiniz. Yani bunu genişletmeyi veya daraltmayı. Önünüze eşit gelen aşağı yukarı bir ilmek sayısı ile başlarsınız. 3 tane, 3 bölüm çok rahat oluyor. Siz bu 3 şeritten ilerleyin. Şerit sayısını arttırmayın, ilmek sayısını büyütün veya küçültün arkadaşlar. Şimdi hemen atkı üzerinden de konuşalım. Ondan sonra başlayalım örmeye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar atkı üzerinden de konuşalım. Aynı şekilde şeritler örüyorsunuz. 3 bölümden oluşturduk. 8 ilmekle başladık. Hani hırkamız 9 ilmek, atkımız 8 ilmek genişliğinde şeritlerle örüldü. 3 şerit. Dümdüz örüyoruz. Sonra dikeceğiz. Dikmeyi göstereceğim. 3 çumak kullandık. Alize Süperlana Maxi Batik ipliğimizden 3 çumakla ördük. Burada bir şapka var. Şimdi bu şapkanın bugünkü planımız bizim hırkayı ve atkıyı anlatmak. Aynı şey zaten hırka ile atkı. Bu şapkanın anlatımı var arkadaşlar. Yani tekniğinin anlatımı var. Yine Alize Süperlana Maxi ipliğimizle tekniğinin anlatımı Alize YouTube kanalımızda var. Oradan yararlanabilirsiniz. Bu balık sırtı tığ işi tekniğiyle bir şapka. Evet, bunu da o videomuzdan izleyerek örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu tekniğe ve bu şeritlerin nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle şablonu göstereyim. Bu atkımızın şablonu. 8 ilmekle örüldü. 3 şerit şeklinde örüldü. Evet, 8 milimlik şiş kullanıyoruz arkadaşlar. Burada Alize Süperlana Maxi ipliğimizi alarak 9 ilmek başlıyoruz. Tekniğimiz tekli pirinç. Tekli pirinç tekniği ile örüyoruz. 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Oldukça kolay bir teknik. Burada yaka kesme yok, kol kesme yok, hiçbir şey yok. Sadece şeritler örüyoruz. Herkes örebilir. Çok kolay. Şimdi pirinç örgü. Şöyle bir düz örgü örüyoruz. Düz ilmek. İpliğimi öne alıyorum. Ters. Hepimiz biliyoruz tekli pirinci. Düz. Ters. İpliğim arkada. Düz. Öne alıyorum. Ters. Arkaya atıyorum. Düz. Öne alıyorum. Ters. Arkaya atarak bitiriyorum. Şimdi bu 9 ilmek ile hırkamız. Atkıyı örmek isteyenler 8 ilmek ile örecek arkadaşlar. Hani çok geniş oluyor çünkü 9 ilmekle düşünün bu kadar daha geniş bir atkı. Geniş isteyen 9'la yapar. Daha dar isteyen 7 ilmekle yapar. Şimdi bakıyorum ilmeğim ters. Ters ilmeğin üzerine düz ilmek örüyorum. Yani ters ilmeğin üzerine düz, düz ilmeğin üzerine ters. İpliğimi arkaya atıyorum. Ters ilmek düz örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. Düz ilmek ters örüyorum. Böyle düz ters, ters düz. Düz ters, düz ters, düz ters örüyoruz. Hep her sırada tam ters ilmeği üst üste getiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Tekniğimiz bu kadar. Böyle şeridimizi verdiğimiz ölçüye göre örüyorsunuz. Ama isterseniz daha kısa hırka yapabilirsiniz. Daha kısa örersiniz. Veya daha da uzun örersiniz. Hani daha uzun uzun hırkalar da çok güzel olur bu geçişlerle. Hangisini isterseniz boyunu sizler kendinize göre ölçün arkadaşlar. Mesela kollarda şöyle anlatayım. Kolda mesela biz hani rahat olsun kışlık hırka içine bir şeyler giyilir. Bu aynı sayıdaki genişliği uygun bulduk. Ama ben hani daha da zayıfım, daha dar istiyorum derseniz bunları 8'er ilmeğe indirirsiniz. Her şey sizin elinizde. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şeridimizi örüyoruz.
Renklerimiz kendinden çıkıyor. Hiç iplik kopartmıyorum. Devam ediyorum. Şimdi ben burada size kapatmayı göstereyim. Hani bilmeyenler, yeni örgüye başlayanlar da örebilsin. Bilenler zaten biliyor. Böyle kapatma. Tabii bu kadar uzunlukta kapatmayacaksınız. Sizler verdiğimiz ölçülerde kapatacaksınız. Veya kendinize ölçeceksiniz. İstediğiniz uzunlukta şeridinizi örünce kapatmayı böyle kapatacaksınız. Bir örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum, üzerinden atlatıyorum. Böyle şeridimizi tamamlıyoruz. Sonra kesiyoruz arkadaşlar. Böyle kapatıyoruz. Tabii bu bir aşama. Sizin şeritleriniz daha uzun olacak. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde böyle şeritleri örüyorsunuz. Bakın 76 santim. 76 santim hırkamız için bu. Böyle ördünüz. Ele göre de değişir tabii yani. Bol örersiniz, sıkı örersiniz değişebilir. Şimdi arkadaşlar bakın böyle şeritleri örüyorsunuz. Mesela kolda şöyle küçük parçalarda göstereyim. Bu kol için, kolun ölçüsünde. Bakın böyle kol bunlar. Şöyle göstereyim kol. Şimdi böyle bunu ördünüz diyelim. Sonra biraz bir tık kaydırarak bunu böyle yapacaksınız. Yani çok şey yapmayın, dikkat etmeyin. Hani o var, ilerisinde bu var, orada bitti. Kaysın, renkler kaysın önemli olan. Şimdi bunu dikelim. Böyle şeritlerimizi dikerek biz bu hırkayı yaptık. Sizler böyle uzun uzun öreceksiniz şeritlerinizi. Bu atkı mesela, atkı uzunluğunda böyle 3 tane şerit öreceksiniz. Bu da atkı. Ben şimdi bunu dikeyim, size dikmeyi göstereyim. Evet, şimdi dikelim arkadaşlar. Şöyle böyle geçirdim. Bakın şu dişlere geçiriyoruz. Sonra buraya bir geçireyim, sonra kaydıracağım zaten. Şimdi bakın şöyle şu diş daha aşağıda başlayacağız. O zaten en son geri sıkını yaparken toparlanacak kenar. Bir soldan, bir sağdan. Bir soldan, bir sağdan. Böyle dikiyoruz. İpliği içinden geçiriyoruz. Soldan bir diş, sağdan bir diş. Çekelim. Bakın bunlar böyle hemen yan yana oturuyor. Ve hiç şey olmuyor. Böyle dört dört de yapabilirsiniz. 2-4 ipliği kasmadan çekebilirsiniz. Bakın hiç belli bile olmuyor. Buradan da bakın bu şekilde hiç belli olmuyor. Burayı zaten geri sıkını yapacağımız için bu burada böyle düzlenecek. Böyle dikiyoruz arkadaşlar. Dikmemiz bu. Bütün şeritler böyle bir sağ bir sol dikerek hırkamızı yapabilirsiniz. Evet, bu anlaşıldı. Böyle aynı yine pirincin görünümünü koruyor. Bunu kesiyorum. Siz üste kadar örüp dikersiniz. Şurada bir geri sık iğne olayını göstereyim. Şöyle bir geri sık iğne yapalım şuradan. Burada 5 milimlik tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım kenardan. Evet. İpliğimi biraz uzatıyorum. Şöyle geriye batarak ipliği alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Sıkı sıkı değil. Hafif uzatarak böyle yine kasmadan, volanlandırmadan böyle rahat rahat batarak neredeyse her araya değil de şöyle 1,5 gibi ilmek tebir batıyorum. Her ilmekte batarsınız çünkü bu iplik kalın şey olur, volanlanır. Bazen bir ilmekte denk gelir, bazen 1,5 ilmekte. Bir buçuk gibi böyle bakın düzlendi. Hani kaydırmıştım burada dikerken ama bakın düzlendi. Böyle geri sık iğne yapıyoruz. Bütün hırkamızın etrafı. Evet arkadaşlar çok kolay, çok keyifli. Böyle şeritleri örerek dikeceksiniz ve bir hırkanız olacak. Keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.